kişiler nelerden uzak dursunlar? Hocam, benim temel şeyim zaten tütün kesinlikle uzak duruyor. Sigara ve tütün. Az önce sigara dedi ki hocam, ve çok özür diliyorum. İşte kişi diyor ki ben sigara içmiyorum ama pipo içiyorum. Yok, tütün. Ama tütün deyince hepsi aynı. Hani fark yok. Fark yok. Kişi mesela şunu da söylüyor. Ben o sigara içmiyorum. O daha şey, daha ince. Hiç fark yok. Onlar tamamen kandırmaca. Kesinlikle. O nikotin düzeyi falan hiçbir önemi yok. İstese nikotin sıfır olsun. Zaten orada zararı veren nikotin değil zaten. Orada senin o yaprağın, sigaranın, kağıdının yanması ve oradan çıkan kanserojenler zaten zararlı. Nikotin miktarı, inceliği, kalınlığı hiçbir önemi yok bunların. Bunlar tamamen üretici firmaların insanları kandırması. Başka bir şey değil yani. Reklam. Yani bir şekilde kandırıyorlar işte. İnce, işte bunu hafif, light falan. Hiçbir anlamı yok onların. Ve bununla birlikte hepsi aynı derecede zararlı. Hepsi. Tabii kesinlikle. Tütün olduğu için. Hepsi. Tümleri şey söylüyor. İşte ben ağız yoluyla işte dumanı çıkartıyorum. Burnumdan çıkarmıyorum. Hiç fark yok. Hiçbir farkı yok diyorsunuz. Tütün her haliyle zararlı. Her halükarda zararlı, uzak duracağız. Muhakkak bir şekilde spor yapmaya çalışacağız. Yani hareketsiz kalmayacağız. Hiç spor yapamıyorsak en azından yürüyüş yapacağız. Haftanın 3-4 günü böyle birer saat yürüsek bile o bile bir şey yani. Ona zaman ayrılabilir. Ya da bir spor hobisi oluşturacaksınız. Herhangi bir yüzme olabilir, tenis olabilir, futbol olabilir, basketbol, voleybol, koşu neyse yani bir şekilde bir spor hobisi edinmeye çalışmak lazım. Peki, yani bu da bir yani bir sosyal bir olay yani. Çok önemli bir olay. Hocam, kalp krizi geçiren hastalarda mı krizi geçirdi, kendisine geldi, normal tabii, hayatta da? Tabii, kesinlikle biz tabii muhakkak. Muhakkak hafta tabii kesinlikle. Yüzmeyi. Tabii maraton koşanlar var. Bizim ameliyat edip yaptıklarımız için. Evet, denk gelmiştim ben hocam. Evet. Yine sizin hastalarınızdan biriydi. Evet. Kalbi deri hastalığı vardı ve maratonda da yine birinci olmuştu. Evet, size de yani, sertifikasını getirmişti. Evet. Yani sporu her arkada yapmak lazım. Bir de en büyük dediğim gibi problem bizim obezite. Yani işte obezitenin de en büyük sebebi işte şeker maalesef. Yani ve işte bu fast food. Peki hocam, yani, su. Çok kötü yani. Tabii sağlıklı yaşam için su önemli şart. Su, muhakkak tabii. Yani zaten içecek olarak da yani su içmemiz lazım zaten. Böyle işte gazlı içecekler, yani hani böyle sade soda olabilir belki içeceğimiz ama onun dışındaki bütün içecekler maalesef şekerli. Ve hepsi son derece zararlı yani. Evet. İçmemek lazım. Ali, en güzel içeceğimiz sudur yani. Şunu soruyor sevgiliniz, yani zarar olan her şeyden uzak durun. Size faydası olan her şeyden de ama az kararında yiyin diyor. Evet. Ve kül almayın. Ne yapıp edin, kül almayın yani. O kadar basit aslında. Yani çok zor değil aslında. Yani hani bu kadar sağlık konusunda o kadar binlerce konuşabiliriz. Ama şimdi en basit yeri sigara içmeyeceksin, kül almayacaksın. O kadar basit. Buna yaptığın zaman sadece kalp de değil. Yani kanserlerin de büyük sebepleri bu. Yani kanserlerin de en büyük sebeplerinden bir tanesi obezite. Yani sadece kalp değil ve dünyadaki en büyük ölüm sebebi, iki tane ölüm sebebi var. Kalp krizi ve kanser. Evet. Yani aslında söylüyorum, çok basit yani. Özellikle bizim bayanlar belirli bir yaştan sonra maalesef kül alıyorlar. İşte çok hamur iş yiyorlar. Onların çok dikkat etmeleri lazım. En büyük ondan sonra hastalıklar başlıyor. Şöyle mi hocam, kiloyla birlikte mi hastalıklar var? Kesinlikle. Çok basit yani. Çok zor bir şey değil. Evet, kilomuzu kontrol altına alıyoruz sevgili izleyenlerimiz. Az önce de belirttik ya, artık yaz günleri de geliyor ki evet. Daha kendinize... Yani o işin ayrı bir tarafı ama sağlık açısından da evet. Yani ben burada zayıf olmama rağmen hala korkuyorum yani, böyle bir şey, hamur işi yemiyorum, şekerli şey yiyip içmiyorum yani. Alıştırıyorum kendimi şimdi de. Bu halinde kilo almaktan korkuyorsa sevgili izleyenlerimiz, hepimizin dikkat etmesi gerekiyor. Hekim ağzından dinledik. Evet, etmek lazım. Yani bu da bir alışkanlık. Aslında mesela ben oturdum, eskiden oturdum, bir oturuşta iki ekmek yerdim. Yani tamam, zayıfım ama belirli bir şeyden sonra, yaşlandıktan sonra metabolizma yavaşlıyor ve o belki gençken hani sana kilo aldırmıyor ama belirli bir yaştan sonra o kilo almaya başlıyorsun. Onun için bu alışkanlıkları oturtmak lazım ve yaşlandığı zaman özellikle kilo son derece önemli.
Yani çünkü yaşlandığı zaman şey de değil, hadi kanseri geçtik, hadi kalp krizini geçtik, tansiyonu geçtik, şekeri geçtik. Yaşlılarda en büyük problemlerin bir tanesi işte bel fıtıkları, diz problemleri. Bunların da sebebi kilo. Yani hiç, yani sıkıntı bitmiyor. Yani yaşlı bir insanın kilo olması kadar tehlikeli bir şey yok sağlık açısından. Evet, kalp krizi için de yine çok önemli yani, bir unsur. Kalp krizi, yani şey, kanser. Kanser. İşte bel fıtıkları, diz eklemi gidiyor çünkü. Dize yük biniyor. Peki, kalp krizi geçiren hastaların diyetine dikkat etmeleri gerekir dediniz ya hocam. Evet. Bu diyette önereceğiniz şeyler var mı? Bilgiler var mı? Hamur işi çok yemeyecek. Ekmek dikkatli yiyecek. Şekerli şey yiyip içmeyecek, o kadar basit. Evet, kalp krizi. Onun dışında her şey serbest yani. Dikkat etmesi gereken kuralları Ali Rıza Hocam'dan dinledik sevgili izleyenlerimiz. Şekere dikkat ediyoruz. Yürüyüşe tatlı, dikkat ediyoruz. Evet. Kilomuzu kontrol altına alıyoruz. Biraz herhalde relax oluyoruz. Yani o mümkün olduğu kadar olsak iyi olur tabii ama onu yapmak zor.